Geçen haftadan kalan ilk takipçimizin sorusuyla başlıyoruz. Ben 2018-19 eğitim yılında ABD hükümetinden burs alarak bir sene lise değişim programıyla Indiana eyaletinde okudum. Bu yüzden Ceyvan vizemin üzerinde 2 yıl kuralı var. Türkiye'de devlete karşı hiçbir maddi ya da zorunlu çalışma borcum yoktur. Türkiye'de yüksek eğitime başlamadım. 18 yaşında olduğum için henüz askerliğimi de yapmadım. Bu 2 yıl kurulu kaldırabilir miyim ve nasıl diye bu takipçimiz bize soruyor. 2 yıl kuralının önemi şu, eğer siz... Bu cevan programlarıyla geliyorsanız bu programların bazılarında sizin yaptığınız, aldığınız programa göre 2 yıl kuralına tabi tutulabiliyor. Bunun da anlamı siz Amerika'ya gelip eğitiminizi ya da programınızı tamamladıktan sonra ülkenize dönmeyi ve ülkenize en az 2 yıl kalma şartını görmek istiyorlar Bunun dışındaki durumlarda Tabii ki eğer kaldırılma durumunu yapılabilirse bu kuralın bu kuralı kaldırma durumu mümkün olan durumlarda kaldırıldığında Siz tabii iki yıl artık ülkenizde kalmadan tekrar burada olabiliyorsunuz şimdi bu dolayısıyla buradaki önemli olan nokta Eğer siz 2018-19 eğitimi için geldiyseniz ve şimdi artık Türkiye'ye döndüyseniz İlk belki yapabileceğiniz şey bu iki yılın ülke dışında yani Türkiye'de tamamlanmasını beklemek olabilir. İki yıl kuralı kaldırmada sadece olay tabii ki Türkiye tarafında borcunuzun olup olmaması bir tarafa bir de aynı adı tabii ki bir Amerika tarafında da bu noktada bir engelle karşı karşıya kalmamanız olacaktır. Dolayısıyla bu noktada sizin durumunuzda olan kişilerin biraz zor olabilir durumu. Detaylı değerlendirmek gerekebilir. Ama Türkiye'deki devlete herhangi bir maddi ya da zorunlu çalışma borcu gibi bir şey olmasa bile aldığınız program gereği Amerika'dan bir destek aldığınız için bu iki kuralını aşmak mümkün olmama durumu olabilir. Bu yüzden biraz daha dikkatli hem programınıza hem de alınan DS formunuza bakmakta fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben geçtiğimiz Mart ayında ABD vatandaşı oldum ve şu an Türkiye'deyim. Önümüzdeki sene ABD vatandaşı olan kızımla New York'a yerleşeceğiz. Kızımın babası ile şu anda resmi olarak evli değiliz ve kızım biz resmi olarak boşandıktan sonra dünyaya geldi. Babasının ABD turistisi var. Tekrar nikah yaparak onun da green card sahibi olması için işlemleri nerede yapmamız gerekir ve işlem sıralaması ve yeri ülke olarak neresi olmalıdır diye Takipçimiz bize soruyor. Burada anlaşılan sizin ABD vatandaşlığınız var, kızınızın ABD vatandaşlığı var. Dolayısıyla bu noktadaki tek durum kızınızın babasının Amerika'da gelip gelemeyeceği, Amerika'da nasıl kalıp kalamayacağı noktasında sorularınız var. Burada önemli olan nokta iki türlü olabilir. Biri eğer siz Amerika'da hemen bulunmayı planlıyorsanız o zaman Amerika'da bulunduğunuz bir zamanda burada, statü değişikliği yapılarak göçmenlik dairesine başvuruları yapmanız mümkün olacaktır. Bu noktada eğer e, Türkiye'den işlemlerin yapılması noktasında doğru bir karar alacaksanız o zaman da Türkiye'den e, bulurken eşiniz ya da kızınızın babası ve daha sonra evleneceğiniz eşiniz Amerika'daki göçmenlik dairesi çalışmalar başlatılır ve daha sonra da onun Amerikan konsolosluğunda vize görüşmesine girmesi gerekecektir. Dolayısıyla bunun cevabı değişken olabilir. İkisi de mümkün şeyler. Yani hem o Türkiye'deyken burada çalışma yapılması ve onun Türkiye'deki Amerikan konsolosluğu eklesi mümkün. Ya da bu o Amerika'dayken, Amerika'da göçmen dersi üzerinden yeşil karta gitme durumu mümkün olur. Ama anladığım kadarıyla zaten gelecek yıl burada olunması planlanıyor. O zaman gelecek yıl burada olduğunda çalışmaları yürütmek de mümkün olacaktır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Amerika'da 12 aylık C1 internship programına katılmayı düşünüyorum. ABD vatandaşı ve Kaliforniya'da yaşayan bir akrabam bana için gerekli evrakları ayarlayacak. Fakat sonrasında ben farklı şehirlerde, başka işlerde çalışmayı düşünüyorum. Bu durumda kaçak duruma düşerim. Bahsettiğim başka işlerde de 2 sene önce Work and Travel programında aldığım Social Security Number yani SSL'i bir kullanarak çalışmak istiyorum. Acaba bu mümkün müdür diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle siz Amerika'ya bir C1 programıyla gelirseniz o programın size izin verdiği yapacağınız çalışma ve çalışma yeri sınırlı olacaktır. Dolayısıyla sizin o iş yeri dışında başka bir yerde çalışmanız ancak sponsor firmanın size olay vermesiyle olacak. O sponsor firması olay vermezse e, siz o zaman başka işte çalışırsanız yasal durumunuzu ihlal etmiş olursunuz. Daha önceden aldığınız sosyal güvenlik numaranızı başka bir yerde çalışma izniniz olmadığı sürece onu başka işte kullanmanız yasal olmayan bir adım olacaktır. Dolayısıyla bunu kullanmanızı tavsiye etmiyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen diğer bir soru da şu yönde. Bugün sabah Homeland Security'den geldiler. Beni ve eşimi aldılar. Ofislerine gittik. Sonra bizi serbest bıraktılar. Yaklaşık bir veya iki ay sonra mahkememiz var. Bizi hakim karşısına çıkaracaklar. Ayrıca yarın yine ofislere gideceğiz ve ayaklarımıza GPS takacaklar. Bu durumda ne yapmamız gerekir, haklarımız nelerdir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki durum şu, sizin tabi yasal durumunuzu burada ilerlettiğiniz için göçmenlik görevlileri sizin tabi ülke dışında çıkmadığınız için adım atabiliyorlar. Tabi bu durumda ben sizi şanslı görüyorum çünkü sizi gözaltına da alabilirlerdi. Ama gözaltına alma atmadılar ve dolayısıyla bu sizin için önemli bir fırsat. Ama GPS takma nedenleri de ya gözaltına alacaklar ya da GPS takma durumları olabiliyor. Ya da kefalet durumları olabiliyor. Durumdan duruma değişebiliyor bu. Fakat bu noktada GPS takıyor olmanız gözaltına alınmanızdan daha ideal olacaktır. Ve bunu bir süre sonra zaten çıkarabiliyorlar. Onların kurallarında uyduğunuz sürece deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen hafta kalan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Eşim Türkiye'de ve ben kendisi için I-130 başvurusu yaptım. Şu an USCIS dokümanları inceliyor. Bu süreç devam ederken eşim herhangi bir vize başvurusu yapabilir mi? Öğrenci ya da turist vizesi. Şimdi eşinizin herhangi bir vize başvurusu yapması da bir engel yok. Yapabilir. Ama mesele başka bir vize türünü ya da vizeyi alıp alamayacağı noktası da oluyor. Dolayısıyla o vizeyi alabilecek mi alamayacak mı noktası önemli olacaktır. Dolayısıyla vizeye başvurmasında bir engel yok ama sonucunda herhangi bir vizeyi alamayacaktır. Çünkü sizin yani kendisinin eşi yeşil kart sahibi olduğu için ve eşi ona başvuru yaptığı için onun sonucunu beklemesi gerekecektir. Dolayısıyla herhangi bir başvuru yapamayacak. O sizin içeri verdiniz ona başvuru yaptınız, 130'un sonucunu bekliyor olması gerekecek deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Eşim ve ben Amerikan vatandaşı ve aynı zamanda emekliyiz. Social Security e, maaşı almaktayız ve Türkiye'de yaşamaktayız. Eşimin vefatı halinde kendisini maaşını almak için hangi yolu takip etmem gerekir? Ayrıca benim maaşımdan eşimin maaşına bir kısım veriliyor. Bu verilen kısım da kesilir mi? Bütün bu işlemler için Amerika'ya gitmem mi gerekir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi takipçimizin tabii sorduğu soru emeklilikle ilgili, emeklilik maaşıyla ilgili sorular. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Ofisi'nin yetki alanında olan Durumlar. Benim tavsiyem bu noktada takipçimize sorusunu cevaplamaya çalışacağım ama yine tavsiyem en yakın sosyal güvenlik ofisine gidip bu konudaki bilgileri onlardan da detaylı öğrenmesinde fayda vardır kendi durumuna uygun şekilde. Eğer eşlerden biri ölürse vefat ederse ve hayatta kalan da Amerikan vatandaşıysa ya da burada yeşil kart varsa Amerika'da o zaman tabii ki eşinin maaşından faydalanma imkanı oluyor. Bunda bir problem yok. Tabii buradaki olması gereken diğer bir şey de sizin maaşınızdan, eşinizin maaşında işte bir kısım verilden bahsetmişim. Bunun kesilip kesilmediği noktasını soruyorsunuz. O konuda ben Sosyal Güvenlik Ofisi'nden bunu öğrenmenizi, netleştirmenizin daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama diğer bir duruma geleyim. En son sorduğunuz soruya. Bütün bu işlerle için Amerika'ya gitmem gerekir mi? Evet, Amerika'da olmanız gerekir. Çünkü Amerika dışında bu tip emeklilik aldığınızı görmeleri çok da uygun bir adım olmayacaktır. Dolayısıyla gelip buradan Amerika'dan direkt bu noktadaki adımları atmanızda fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında gelen ilk soruya geliyorum. O da şu yönde. H2B vizesiyle EB2 vizesinin farkı nedir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Öncelikle en büyük fark H2B vizesi geçici çalışma vize türlerinden bir tanesidir. EB2 kategorisi ise yeşil kart kategorisidir. Dolayısıyla göçmen vizesi kategorisidir. Dolayısıyla en büyük fark ikilisi arasında biri göçmen olmayan vize türüdür. Biri de çalışma izni sadece veren. Diğeri de yeşil kart dosyasıdır. Dolayısıyla diğer bir hani H2B ve EB2 de için söyleyebilirim. H2B vizeleri aslında geçici alanlarda, geçici işlerde belli tecrübe sahip, yeteneğe sahip kişilerden yardım yani onların çalışmasına ihtiyaç duyulan geçici anlamda ihtiyaç duyulan yerlerde ya yani iş yerlerinin bu kişileri çalışma vizesiyle çalıştırabilmesi de imkan sağlamaktadır. EB2 ise kişilerin örnek veriyorum belki üst seviye işte eğitime sahip olan ondan sonra belli becerilere sahip olan kişilerin green card aşamasıdır ve green card'a gidebilme hatta bu gidebilme süresinde iş ve işçi bakanlığına ihtiyaç duyulmadan yeşil karta gidebilme adımıdır, kategorisidir diyebiliriz. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 60-70 bin dolarla Amerika'da otogaleri açsam E2 vizesi alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi E2 vizesi alabilmeniz için bir bu bir rakam yok. Yani bu noktada siz 50-60 bin dolar da yatırım yapabilirsiniz. Önemli olan kuracağınız iş işlerin bu yapılacak yatırımla kurulması, işleme başlaması, iş çalışmaya başlaması yeterli olsun. Bu olduğu sürece yatırım noktasında miktarın e, tabii ki yüksek olması, yatırımın büyüklüğü noktasında artıdır. Genelde biz ideal en az 100 bin dolar deriz. Ama tabii ki bu 50-60 bin dolar yatırım yapacak kişilerin de yapamayacağı ya yani da ondan E2 vizesi alamayacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla E2 vizesi alabilirsiniz ama bunun yanında Sadece 50-60 bin dolarlık faktörün yanında sizin bir istihdam yaratmanız, işin büyüme potansiyeli bunların da görülüyor, olması gerekiyor. Bunlar görüldüğü sürece E2 vizesi alma noktasında bir sorun yaşamazsınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Yakınımız adına Amerika'da şirket kurup o şirket bünyesinde yönetici çalışanı olarak vize alabil, e, alınabilirse Green Card başvurusu yapma hakkına sahip olabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi iki durum var burada. Bir tanesi siz eğer Amerika'da bir şirket kurulup o şirketin bünyesine yönetici olarak giriyorsanız öncelikle bu noktada yönetici olabilmenizin imkan verecek L vizesi ya da E vizesi alabilme durumunuzu görmek. Bu vize türlerini alabiliyorsanız ve bu şirkete yönetici olarak çalışmaya başladıktan sonra şirket size Green Card başvurusu yapabilir. Tabii ki sizin eğer şirket sahibiyle bir ailevi bağınızın olmuş olması bu yapılacak başvurunun dikkatli incelenmesini sadece gerek getirir. Yoksa yeşil kart almanıza engel değildir. Ama tabii ki bu dosyanın incelenmesi ve gerçekten bu kişiye ihtiyaç duyul duyulmadığı noktasında ya da gerçekten bu pozisyon için Amerikalı birileri bulamayacağı noktasında detaylı bir inceleme yapılmasına yol açar. Dolayısıyla bu takipçimize vereceğimiz cevap bu şekilde olacaktır. Evet bugün canlı yayında bir takipçi bize gelen soru şu yönde. Ek evrak sonrası H1B vizesinin kesin sonuçları ne zaman belli olur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu çok değişken bir cevap olacak ama yani bu soru cevabını net kestirmek zor ama tabii ki eğer ek belge talebi gelmişse buna verilecek cevap birkaç ay sürebilir. 2-3 ay ya da 3-6 ay arası bir süreç alabilir. Tabi bu illa o kadar sürecektir, daha az daha fazla sürecektir diye bir kayda yok. Yani normal başvuruydaysanız o zaman normal pozisyonu beklemeniz gerekecek. Dolayısıyla ama diyebiliriz ki cevaptan sonra en az 2-3 aylık bir süreye bakıyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'ya giriş yapıp hem idari hem de yargı yani mahkeme aşamasıyla iltica başvurularımız ortalama kaç yılda sonuçlanıyor ve süreçte Amerika'da legal kalabiliyor muyuz diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Amerika'ya giriş yapıldıktan sonraki dosyanın idari aşaması şu an çok hızlı gidiyor ve yaklaşık bir buçuk ayla iki buçuk ay arasında ya da bir buçuk iki ay arasında ya da bir buçuk ile 3 ay arasında sizin idari aşama dosyanızın sonucu belli oluyor. Ve bunun yargı tarafı eğer dosyanız yargı tarafına Geçerse, sevk edilirse o zaman yargı tarafı ise olacağınız mahkeme ve hakimin yoğunluğuna, takvimin yoluna göre değişecektir. Ama baktığınız süreler bir yılla, iki yıl arası ya da iki, üç yıl en az sürebilir. Dolayısıyla bu faktörde bulunduğunuz mahkeme ve hakimin yoğunluğuna göre değişecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Ve bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben şu anda Amerika'da C1 vizesiyle training programındayım. Seneye tekrar Amerika'ya gelmek istiyorum. Ama iki yıl kuralının bana uygulanıp uygulanmayacağını bilmiyorum. Ben halen aktif öğrenci olarak buluyorum diyorum. Son senemi okuyorum. 2 yıl kuralımın olup olmadığını nasıl ve nerede öğrenebilirim diye takipçimiz bize soruyor. Eğer siz Amerika'ya bir yıllık J1 training programı ile geldiyseniz İki türlü bunu öğrenebilirsiniz. İki kuralla sahip olup olmadığınızı. Bir, sizin elinizdeki DS formunuza bakacaksınız. Orada iki kuralla tabi yapıp yapmadığını görmeniz lazım. İki, sizin pasaportunuzdaki vizenize bakmanız lazım. Ve sizi orada bu iki kuralla tabi tutup tutmadığını görebilirsiniz. Eğer bu iki yerde de sizi bu iki kuralına tabi tutmuyorsa hatalı bile olsalar, aslında hekim kuralına tabi olsanız da onlar hatalı bir şekilde etmiyorsalar çok bir sıkıntı yaşama durumunuzun olacağını düşünmüyorum. Özellikle öğrenci olarak anladığım kadarıyla daha sonra hani bu programla gelecekseniz ya da başka bir vizeyle gelecekseniz o noktada çok büyük bir engel yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama teknik olarak doğru adım atayım demek istiyor isteme noktasında da tabii ki bu noktada Ceyvan'ın vize Departmanı'na ulaşabilirsiniz. Ceva, yani State Department'ın Waiver bölümüne ve onlardan Advisory Opinion denilen onların düşüncesini alma başvurusu yapabilirsiniz. Sizin iki yıl kuralına tabi olup olmadığınızın endet cevabını orası veriyor olacaktır deyip e, bu şekilde yaklaşabilirsiniz. E, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da work and travel ile giden ama gelmeyen bir kardeşim var. Amerika vizesine başvurmak istiyorum. DS-160 formunda ABD tanıdığınız var mı sorusunda vize alabilmek için ne demeliyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle doğruyu söylemeniz lazım. Dolayısıyla siz DS-160 formunu dolduruyorsanız doğru bilgileri orada olması gerekecek. Dolayısıyla bizim de söyleyeceğimiz sizin kardeşinizden bahsetmeniz gerekecektir. Ve dolayısıyla doğru olan adımda bu olacaktır deyip takipçimizin e, cevabını vermiş olayım.